Size bir anımı anlatayım. Şimdi bir gün arkadaşla Hidayet'e gidiyoruz. Liseden bir arkadaşım. Aa, özledim vallahi ya. Bayağıdır görüşmüyoruz. Apo. Adı Abdullah. Hidayet'e gidiyoruz. Sonra bir tane adam, size birazdan orayı da göstereceğim. Yüzmeye gidiyoruz. Bir adam arkadan seslendi. Dedi ki, ver hey falan dedi, şit falan dedi. Sizi şimdi oraya götürüyorum, olayı canlandıracağım. Evet, bakın. Ben... Gayet güzeldi. Çok az kaldı, sabredin, geliyoruz. Size orayı bir göstereyim de anlatmaya başlayayım. Bu olay arkadaşlar 2 yıl önce falan başıma geldi. Ben buradan şöyle yürüyorum. Şu tarafa doğru. Sonra adam oradan şit dedi. O da burada şu dükkanın önündeydi. Sonra işte adam çağırdı böyle. Tamam böyle biz de dedik herhalde bir şey falan mı düşürdük diye. Ben bir yola baktım hatta. Sonra adam dedi. Ya işte ben seni dedi birine benzettim dedi. Dedim Allah Allah kime benzetti acaba? Arkadaşım da yanımda. Dedi sen dedi Merve diye birini tanıyor musun? Şu an içinize soruyorum. Hanginiz Merve diye birini tanımıyor ki? Değil mi? Ben de yani dedim soyadı ne yani? Tanıyorum tabii ki de Merve diye birilerini. Adam da dedi işte üzerimde Gürhan'ın hediyesi vardı. Tişört, Galatasaraylı tişörtü. Dedim, ha dedi ki bu üstü giyiyordun dedi. Senin dedi bende fotoğrafın var dedi. Bu üstü nereden aldın dedi. Ben de dedim hediye. GS Store'dan almışlar dedim. Hala iyi niyetten adamla konuşuyorum. Sonra adam dedi işte bende bir fotoğrafın var dedi. Sen dedi benim kızımı rahatsız ediyormuşsun dedi. Ben onun kızını rahatsız ediyormuşum. Dedim ben benim sevgilim var. Ben dedim olmasa bile dedim böyle biri değilim. Rahatsız etmem dedim. Ama adam ısrar etti. Sonra ben de dedim hani böyle bir şey varsa kanıtla dedim. Adam kanıtlamayı bırak şey yapıyor. Ama böyle adam o dükkandan çağırdı bizi. Dedi ki dükkanın içine girdi. Dükkanın içinden çağırmıştı adam bizi. Dedik dükkanın içine girdi, çıktı. Dükkan onun izlenimi verdi orada. Sonra tekrar girdi çıktı. İşte içeride ihtiyar var dedi. Yani babasıymış sözde. Babasıymış. Sonra adam sonra geldi işte dedi. Siz dedi şurada durun. Ben dedi kızın kuzenini çağırmaya gidiyorum. Şey olmasın. Hani kanıtlayacak yani. Hani kız da tanıyormuş beni. Ha bu diyecek görünce yani. Sonra gitti adam. Adam gitti. Köşenin oraya kadar gitti falan. Bir dakika sonra biz hala mal gibi bekliyoruz. Sonra geldi tekrar. Dedi işte geliyor dedi bekleyin dedi. Bekliyoruz. Aa işte şey diyor adam. Ben diyor hani bekleyin bir diyor. Siz değilseniz diyor zaten hani sorun yok diyor. Biz de tabii ki bekliyoruz. Biz değiliz ya o yüzden. İspatlayacağız yani biz olmadığımızı. Sonra adam işte kızıma dedi böyle böyle kötü mesajlar falan geliyor filan filan. Dedi telefonunu çıkar bakacağım. Telefonum zaten elimde. Ben böyle geçmişimi gösterdim. Hiçbir şey yok. Ulan işte yani o zamanlar demek ki kafa bu kadar basmıyor benim. Gösterdim.
Adam öyle bir güvenimizi kazandı ki orada olan bir esnaf yani bu, tamam mı? Biz ona o gözle bakıyoruz. Oradan oranın bir esnafı, kızın başına böyle bir şey gelmiş. İyilik yapıyoruz adama. Sonra tamam dedik, verdik şeyi. Telefonu vermedim, pardon. Önce telefonu işte gösterdim böyle böyle. Adam dedi, kendi telefonumu arayacağım senden, numarana bakacağım dedi. Bana inanmıyormuş. Ama şey de diyor işte, böyle böyle olur hani, yalansa bilmem ne olsun, hani yalan niye söyleyeyim, işte yalandan bina yapsan çok ezilir, çocukların altında kalır bilmem, bu şekilde konuşuyor adam. Sonra dedim işte, hani adama dedim, benim başıma böyle bir şey gelse, hani böyle birini tanısam ben de çeviririm yolda dedim hani. O yüzden zaten orada duruyorum. Sonra adam şey dedi, işte bakayım dedi, telefondan şey yapacağım dedi. Verdim, aradı numarayı. Hani o kızdan da numarayı istiyor, tamam mı? Sözde gelecek kız var ya, hani bu numara mı, eşleşecek mi falan. Ondan da o numarayı bekliyoruz sözde. Kızı da bekliyoruz, beni şey yapacak, teşhis edecek. Ha bu diyecek, bu diyecek, bu kızı rahatsız ediyor diyecek. Sonra ha işte bekliyoruz hala. Ben dalgınlığımdan, telefon adamın elinde. Sonra adam bekleyin dedi, bir bakıp geliyorum. Ben farkında değilim, adamın elinde telefon. Köşeyi döndü, geri geldi, tamam mı? Geliyor, geliyor dedi. Telefonum hala elinde adamın. Ben de dedim lan, köşeyi döndü, geri geldi zaten. Bu adamın hani telefonu çalacak olsa döner giderdi dedim hani. İçimde hala öyle bir şey var çünkü, telefonu adamı çalabileceğine dair. Ama o kadar küçük ki. Çünkü adam orada işini yapan bir esnaf benim gözümde. Sonra adam ikinciye gitti, bir bakayım diye. Adam köşeyi bir döndü. Sonra ben de direkt adamın peşinden gittim. Ama adam hayalet olmuştu. Benim elinde benim telefonum. Adam bildiğiniz hayalet olmuştu yani. Hani yoktu. Orada her yere baktık, adam yoktu. Sonra işte içeri girdik o dükkana. O dükkandan çağırdı ya adam bizi. Hani içeride ihtiyar vardı ya, bizi şey yapacak işte. Bizim ona gözükmememiz gereken bir ihtiyar vardı ya söyledi. İşte içeri girdik sonra. Adama dedik ki, abi böyle böyle, bu hani bu adam gitti gelmedi, bir bilginiz var mı? Adam şey dedi bize, dedi ki ben o adamı tanımıyorum. Ben o an şok. Yani o an yani bayağı bir kötü oldum. Dedim aha gitti telefon. Bayağı kötü oldu yani. Sonra şey oldu. Bu adam dedik, bu adam o zaman nasıl iki kere içeri girdi falan. Birinci de adam içeri girmiş, demiş ki kot var mı demiş. O da sonra bir daha içeri girdiğinde de demiş ki ama şey dar poça olacak ha demiş. İçeri ikinci girdiğinde. Yani adam bizi ne sandırdı, biz ne sandık. Böyle anlatıyorum arkadaşlar ama sonra işte karakola gittik. Şikayetler bilmem neler falan. Sonra bir sene sonra şey çıktı ortaya. Adamı buldular. Adam diyorum. Buldular. Sonra işte onu orada karakoldayken işte teşhis ettirecekler bana. Yaklaştı işte, geldim böyle. Polis oradaydı. İşte bu mu falan dedi. Ben adamın yakınındaydım. Adama bir asıldım. Yumruğu. Lastik top gibi. Bir şey olmuyor yani, anladın mı? Vurunca elin sekiyor yani. Eline yazık. Ya işte anlayacağınız, böyle bir şey başıma geldi. Arkadaşlar, siz olun. Yani ben o günden sonra, bu bana 2000 liraya mal olmuş. Tecrübeyle
çok şey kazandım. O sayesinde. Ama bu bana ve aileme 2000 liraya mal oldu. O zaman tabii ben para kazanmıyordum. Ama yine de yani tabii ki her aile çocuğuna telefon alır yani bir yaştan sonra. Öyle bir telefondu. Ve S4'tü, işte şu anda da S4 kullanıyorum. Ama o ilk çıktığı zamanlardı. Bilirsiniz yani ilk çıktığı zaman bir telefonun ne kadar pahalı olduğunu. 2000 liraydı anasını sattım telefonu. Böyle haşırt diye bir girmişti. Babama olayı anlattım işte. Dedim baba böyle böyle bir şey başımıza geldi. Olay şey karakola giderken o gün. Sonra babam zaten sağ olsun hiç yani anlayışsız bir insan değildir. Anlayışla karşıladı. Annem de öyle. Zaten hani benim nasıl bir insan olduğumu bildikleri için telefonu adam telefonu keşke gasp etseydi, önüme çıksaydı o deseydi ki telefonu ver. Anladın mı? Keşke böyle deseydi. İşte o zaman böyle olmazdı. Böyle olmazdı. O adamın orada yani. Ama öyle olmadı işte. Adam orada elimizden telefonu aldı. Tabii ki gasp masp olmadığı için elimizde de telefonu da direkt elimle lap diye verdiğim için adama bana kasko da şöyle yaptı. Direkt göstereyim. Şöyle el hareketi yaptı. Bana yaptı. O kasko da o yüzden bir şeye yaramadı. Kasko zaten neyi veriyor ki anasını satayım. İşte bu da böyle bir anımdır. Size yerini de gösterdim. İşte orada o sokakta oradan o dakika içinde geçmiyor olsaydım bu olay başıma gelmeyecekti. Ama o sokakta o dakika o gün oradaydım. İşte böyle arkadaşlar. İnsan başına ne zaman ne geleceği belli olmuyor. O yüzden siz tedbirli olun. Öyle her şeye inanmayın. Bu burası İstanbul zaten. Burada yani güvenebileceğiniz insan sayısı hani insan sayısı ne kadar çoksa güvenebileceğiniz insan sayısı o kadar az. Tabii ki ben burada kimse yani üzerine alınmasın. İşte biz de mi biz de burada yaşıyoruz o ne oluyor falan demesin kimse. Benim demek istediğimi siz anladınız zaten. İstanbul'da yaşayanlar bu olayı bilir yani. İşte öyle arkadaşlar. Biz bir de şöyle bir şey oldu. Gittik arkadaşlar işte o şerefsiz yakalanmış dedim ya işte yapıştırdım bir tane yumruğu diye. İşte orada ben gibi bak en fazla benden 2 yaş küçük, en fazla benden 2 yaş büyük insanlar ben gibilerdi. Tabii bundan 2-3 yıl önce ya. Şu an tam tarihini hatırlayamıyorum. Ama öyleydi. 20 kişi falan varmıştır. 18'ini bu şekilde dolandırmış. Birisinden zorla istemiş. Çocuk yumruğu indirmiş orada. Çocuğun eli hani parmağı kırılmış vurunca. Ama adam telefon alıp gidebilmiş. Dediğim gibi lastik gibi bir adam işte. Hala adam diyorum. Ne orası ayrı. Ya adam yani gördünüz yani bir de orada bu adamı şikayet etmemiş olanlar falan da vardır. Uğraşamam diye. Ki haklılar. Hala anasını satayım mahkemeye çağırmadılar. Adam içeride ama hala mahkemesi görülmedi. Belki de daha bir şeyler toplanıyordur onu bilemem. Ulan orada 20 kişiydik be. Yok. 18 kişiye falan böyle yapmış. Yani bir tanesi hariç hepsine. Bir de isim olarak da Merve'yi vermiş. Merve demiş. Anladınız mı adamı? Adam aynı numarayla kaç kişiyi dolandırmış. Kaç kişinin canını yakmış. Ha işte
öyle oldu yani, anlayacağınız. Ya işte bu da böyle bir anımdı. Kaç kere dedim lan bunu? 3 kere falan oldu herhalde. Ama gör, gel görün ki nasıl koydu yani bu bana. Böyle elimle telefonu vermek o kadar koydu ki. Anlatamam. Anlattım zaten. Ama ne kadar koyduğunu anlatamam. Tarifsiz. Umarım hiç başınıza öyle bir şey gelmez. İstediğiniz kadar gözü açık olun. Ben de zaten gözümü açık sanırdım. O adam orada sizi bir anlık gaflete düşürüp götürebiliyor yani. Götüreceği şeyi. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna gelelim. Ben böyle anılarımı falan anlatmak istiyorum size. Lan nefes nefese kaldım ya. Keşke 5 dakika önce kapatsaydım. Bisiklette bu tür videolar gelmesini istiyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.